Merhaba sevgili dostlarım. Tekrar kendinden yetişebilen bilgilerde. Şimdi de sevgili Turbumuz'la beraberiz. Ben çok severim. Yani böyle elma gibi yiyebilirim. Çok seviyorum. O yüzden de benim için çok önemli. Tabii ki biliyorsunuz. Besin değeri de çok yüksek. O yüzden de ve çok kolay yine yetişebileceği için ben sırada size turpu göstermek istiyorum. Aslında birbirine çok yakınlar, bu yönden çok güzel. Yani yine turpgiller diye bahsedebiliriz. Şalgam da aynı, kırmızı turp da aynı, siyah beyaz turplar da aynı. O yüzden her grubun kendine has bu şekilde yetişme türü var. Evet, turpta da yine buradan yeşillik veren kısmı, burası kök kısmı turpun. Köklü bütün sebzeler için bu geçerli. Yani kökünü meyve olarak, pardon, kökünü yediğimiz bütün sebzeler için bu geçerli. Buna havuç da dahil. Bunları 1 santim kadar içeriden yeşil kısımlarını kesiyoruz. Burada amacımız yeşilliklerini elde etmek ve tekrar buradan kök vererek bu yumrunun kök şeklinde tekrar oluşmasını sağlamaya çalışmak. Evet, burada bunu da ben aynı şekilde keseceğim. Hatta bunun yeşillikleri varmış zaten. Çok daha rahat olacak işimiz. Ama hazır bu şekilde gösteriyorken hemen ben size bir de havuçları getireyim. Gözler için inanılmaz faydalı olan havuçlar. Bununla da yine aynı şekilde dediğim gibi köklü sebzelerde, kökünü yediğimiz sebzelerin hepsinde bu geçerli. Şalgam, pancar, turp, havuç. Yine aynı şekilde 1 santim kadar. 1-1,5 santim kadar. Çok da önemli değil. Havuçlarımızı da kesiyoruz. Ve bu kestiğimiz kısımları şimdi beraber suya koyuyor olacağız. Ben şöyle bir tabak kullanacağım. İsterseniz plastik, kauçuk, her türlü tabağı kullanabilirsiniz. Buna daha az su koyuyor olacağız. Suyu takip etmesi açısından da genelde yayvan bu şekilde tabakların kullanılması daha iyi oluyor. Evet, suyumu alıyorum. Çünkü bunlar daha ince olduğu için suyun içinde kalma olasılığı yüksek. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi çok az su koyuyorum. Çünkü zaten çok kalın kesmediğimiz turplarımızda bu kısımlar suyun içinde kalmamalı. Ama şuna da çok dikkat etmeliyiz. Bu su da eksilmemeli. Eksildiğinde hemen ekleyebilmeliyiz. Evet, avuçlarımı da yine aynı şekilde diziyorum. Ve ne yapıyorum bundan sonra? Tabii ki sadece bekliyorum. Bakalım ne olacak, nasıl büyüyecek? Hep beraber gözlemleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.